Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz değerli öğrencilerim. Yine bir yönergenin başına geldik. 15. yönerge, Hamsete Aşar. İkra, oku, el hurufe, harfleri, el arabiyete, Arapça, Arapça harfleri oku. Şu aşağıdaki. Nasıl? Bir savaitil, özür dilerim, bir savaiti tavileti. Bis savaiti tavileti uzun ünlülerle yazılmış. Yani arkadaşlar uzun ünlülerle şimdi onları anlatacağım. Uzun ünlülerle yazılmış Arapça harfleri oku. Parantez içinde savaitü tavileyi bize vermiş. Yani uzun ünlü dediğimiz seslendirmeleri bize vermiş. Neydi onlar? Elif, vav, ne yapıyor? Vav ve Ya harfi. Yani biz Kur'an eğitiminde eğer gitmişseniz Kur'an kurslarına met harfi, uzatma harfi dediğimiz ya da harfi met dediğimiz harflere biz Arapçada savaitü tavile yani uzun ünlüler diyoruz. Bunları anlatacağım ben birazdan yukarıda. Ne yapıyor idi? Elif kendinden önceki fethalı bir harfi bir elif miktarı uzatıyor idi. Yani bir vuruşluk nota miktarı a, vav, kendinden önceki harfin harekesi damla ise onu yine bir elif miktarı, bir vuruşluk nota miktarı bir nefes alımı verir. Neyse işte bir saniyelik uzatma yapıyoruz. U diye. Kendinden önceki harfin harekesi kesra ise onu biz bir elif miktarı uzatıyoruz i diye. Hemen savaitü taviliye bakalım. Neydi bunlar arkadaşlar? Uzun ünlüler dediğimiz şuradan yukarıya doğru ben buraya yerledim. Hemen. Arkadaşlar ünlüler yani es savaitü dediğimiz ünlüler ikiye ayrılıyor. Bir, kısa ünlüler. Es-savaitül kasira, kısa ünlüler. Önceden gördük. Bunlar neydi arkadaşlar? Fetha, bir. Fetha, el-fethatü, üstün diye Kur'an eğitiminde biliyoruz. Kendinden, yani üzerine geldiği harfi ince ise e, kalınsa a şeklinde okutuyor idi. Ama uzatmıyor. Damme, u, ü diye okutuyor. Kesra ise ı, i diye okutuyor idi. Kısa ünlüler. Geldik uzun ünlülere. Es-savaitü tavile. Uzun ünlüler. Bir, elif. Tabi bunların arkadaşlar kendi başına okunması yok. Kendinden önceki harf. Eğer fethalı ise onu a diye a diye uzatır. Bir elif miktarı uzatır. A. Uzun ünlü. Vav ise u diye uzatır. Kendinden önceki harfin harekesi damme ise. Ya harfi ise kendinden önceki harfin harekesi kesra ise i diye uzatır. A, u, i şeklinde arkadaşlar uzun ünlüleri de gördük. Şimdi buradan devam ediyoruz. Elif harfi. Gördüğünüz gibi üstünde nesi var arkadaşlar? Fethası var. Fethalı bir elif harfi. Yanına ne birleşmiş? Başka bir elif harfi. Yani uzun ünlü. Uzun ünlülerden olan elif harfi birleşmiş. Şunlardan yani. Es-savaitü tavileden olan elif birleşmiş. Peki nasıl okutacağız? E değil de e. Gördüğünüz gibi yazılışı da böyle. E. Hemzenin üstüne fetha geliyor. Sonra ona bir uzun ünlü olan elif birleşiyor ve a diye okutuyor. E. Yine B harfi üzerinde fethası var. Uzun ünlülerden elif birleşiyor. B oluyor. Yine T harfi fethası var, fethalı.
Uzun ünlülerden elif birleşmiş. Ta. Özür dilerim, şöyle olacak. Ha. Oraya kayıyor. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Se. Fethalı. Uzun ünlülerden elif gelmiş. Se. Cim. Fethalı. Uzun ünlülerden elif gelmiş. Ce. Ha. Uzun ünlülerden elif gelmiş. Ha. Ha. Uzun ünlülerden elif gelmiş. Ha. De. Uzun ünlülerden elif gelmiş. De. Z. Z. Ra. Ra. Z. Z. S. S. Ş. Ş. So. So. D. 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 Z. Z. A. A. G. G. F. F. G. G. K. K. L. L. Arkadaşlar bu biliyorsunuz lam elif. Yani lamdan sonra elif harfi gelmiş. Lam elif olmuş. Lam elif bir harf değil, iki harfin birleşimi. Daha doğrusu bir harf, fethalı bir harf ile uzun ünlülerden elif gelmiş. İkisi birleşmiş. Lam elif olmuş. La. Me, ma. Ne, na. He, ha. Ve, ve, ve. Görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer vav, elif, ya bunlar harekeli ise asla uzun ünlü olmazlar arkadaşlar. Hareketsiz ise bir. İkincisi, elif hareketsiz, kendinden önceki harf fethalı ise, vav hareketsiz, kendinden önceki harf zammeli ise, ya hareketsiz, kendinden önceki harfin harekesi kesra ise ancak uzun ünlü olurlar. Yoksa normal, yani bildiğimiz Arap harflerinden olurlar arkadaşlar. Ve, ve. Bakın ye burada harekeli. Fethalı ye. Bu uzun ünlü değil. Uzun ünlülerden elif gelmiş. Ya olmuş. Önce ya olmuş, sonra yumurta. Hemen şimdi de arkadaşlar bu uzun ünlülerden elif idi. Şimdi uzun ünlülerden vav. Wow. Dammeli elif harfimiz var arkadaşlar. Uzun ünlülerden vav wow gelmiş. U. Dammeli B harfimiz. Uzun ünlülerden vav wow gelmiş. Bu. Dammeli T harfi. Uzun ünlülerden vav wow gelmiş. Tü. Sü. Dammeli petek S. Uzun ünlülerden vav wow gelmiş. Sü. Devam edelim. Açıklamaya gerek duymadan. Cü. Cü. Hı. 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 Dü. Dü. Zü. Zü. Rı. Rı. Zü. Zü. Sü. Sü. Şü. Şü. Su. Su. Vı. Zı. Tı. Tı. Zı. Zı. I. I. Gı. Gı. Fı. Fı. Gı. Gı. Kü. Kü. Lü. Lü. Mü. Mü. Nü. Nü. Hı. Hı. Evet, gördüğünüz gibi hüve diye okumayın bunu arkadaşlar. Vı, vı, yü, yü. Evet, burada neyi gördük? Önce dammeli bir harf. Önce dammeli bir harf. Şu üstündeki dammeler biliyorsunuz. Sonra uzun ünlülerden vav gelmiş ve bir elif miktarı uzatmış. Şimdi geldik. Kesralı bir harf ve ona birleşen uzun ünlü bir harf, Y harfi.
Kesralı elif harfi i. Uzun ünlülerden y harfi gelmiş. Bir elif miktarı uzatmış. İ. 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 Bi. Evet, kesralı b harfi. Uzun ünlülerden y harfi. Bi. Kesralı t harfi. Ki. Uzun ünlülerden y harfi. Ki. Si. Evet, pertekse kesralı uzun ünlülerden y harfi gelmiş. Si. C. C. H. 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 Özür dilerim. H. H. D. D. Burada hareketler karıştı. Benim gözde sorun. Z. Z. R. R. Z. Z. S. S. Ş. Ş. S. S. V. V. T. T. Z. Z. A. A. G. G. F. F. G. G. T. T. L. L. M. M. N. N. H. H. V. V. Y. Y. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu Arap harflerinden Y kesre almış, Y olmuş. Bu da uzun ünlülerden Y harfi, ikisi yan yana gelince bir elif miktarı uzatıyor. Uzat, uzun hece oluyor. Y, Y, Y şeklinde. Evet, bu ders de burada bitti. Anlamadığınız bir yer olursa bana ulaşırsınız arkadaşlar. Evet, şunu bir daha tekrarlayayım. Ünlü harfler dediğimiz zaman Arapçada ünlü harf es-savait denildiği zaman, es-savaitü denildiği zaman arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Kısa ünlüler, biz Kur'an eğitiminde hareke dediğimiz fetha, üstün, damme, ötre, kesra, esre. Uzun ünlüler, es-savaitü tavile, ikinci, ikiye ayrılıyor demiştim. İkincisi uzun ünlüler. Bu da Kur'an eğitiminde bildiğimiz met harfleri, uzatma harfleri. Elif, kendinden önceki harfin harekesi fetha ise bir elif miktarı a diye uzatır. Vav, kendinden önceki harfin harekesi damme ise uzun ünlü olur. Ya, kendinden önceki harfin harekesi kesra ise uzun ünlü olur. A, U, İ şeklinde okutur. Evet, burada konuyu bitiriyoruz.